Sizin yokuşlarla garip bir ilişkiniz olduğu söyleniyor. Yani son yıllarda oturduğunuz yerler hep yokuşlardaymış. Hatta şu anda da yanılmıyorsam Kazancı Yokuşu'nda oturuyorsunuz. Evet. Acaba bu bir rastlantı mı yoksa özellikle bulup buluşturup yokuşlu evleri mi buluyorsunuz, yok, arıyorsunuz? Yok canım, rastlantı değil. Çaresizlikten kader oldu bu. Hep yokuş ve burama geldi artık. Evet. Bir türlü senelerdir hep öyle evlere çattık. Düzlüğe çıkamıyorum. Yani bir düze özledim artık. Ben sizi eskiden beri tanırım ve İstanbul'a büyük tutkunuz olduğunu bilirim. Böyle boş zamanlarınızda, hatta üzüntülü zamanlarınızda İstanbul'un böyle köşesini bucağını gider ziyaret edersiniz. Bunun hakkında bize bir açıklama yapar mısınız? Hala bu İstanbul tutkunuz devam ediyor mu? Siz öyle değil misiniz Haldun? Galiba bütün İstanbullular öyleyiz biraz. Gerçekten İstanbul olup da İstanbul'un her köşesinde ayrı bir zevk almamaya imkan yok. Ben de genellikle tenha yerleri seçerim. Çok üzgün, sıkıntılı yahut neşeli olduğum zamanlar Çamlıca olsun, Boğaz olsun, bir de doğup büyüdüğüm yer olan Bakırköy'ü çok severim. Torunuma giderim, torunumla eğleniriz. Galiba yetenekli biraz, ondan işte benim mimiklerimi İbiş'ten falan taklit etmiş, dolaşırız. İsmail Dümbüllü ile bir beraberliğiniz oldu mu? Ona büyük bir hayranlığınız var bildiğim kadarıyla. Çok az oldu ama çok şeyler borçluyum. İleride bunu da anlayacağım. Bana sanatımda gerçek yolu o gösterdi. Kabrini ziyaret ederim. Bu Muhsin Bey'den bana bir nasihattır. Çok ümitsiz hissedersen bu meslekte, sevdiklerinin kabrini ziyaret et. Hayatı daha iyi anlarsın. Ve bir huzura kavuşursun derdi. Gel benimle sen, sinemde kalbimde sen, yalvartma ah beni, çok sevdim seni. Gel benimle sen, sinemde kalbimde sen, yalvartma ah beni.